Değerli hocalarım ve değerli izleyenler merhaba. Bu videoda sizlere webde kullanabileceğiniz bazı kolay platformlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Temel olarak anlatacağım 4 program tipi var, platform tipi var. Bunlardan ilki MapHub. Bu program sayesinde online ortamda dijital haritalar oluşturabilir ve bu haritalar üzerindeki konumlara çeşitli içerikler bağlayarak farklı bir içerik tipi elde edebilirsiniz. İlk olarak bunu göstereceğim. İkinci göstereceğim AdWordle denilen kelime bulutu oluşturabileceğiniz platform. Bu platform sayesinde de elinizdeki belli bir metin yığını içerisinden anahtar kelimeleri bulabilir ve daha sonra görsel bir harita çıktısı alabilirsiniz. Bu da son derece yararlı bir program olduğunu düşünmekteyim ve kullanımı online ortamında ücretsiz olan bir program. Üçüncüsü çeşitli video, ses ve PDF formatındaki dosyalarınız üzerinde çeşitli eklemeler, çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz ve farklı formatlara ilgili olan materyallerinizi dönüştürebileceğiniz bir platform. Bu da oldukça kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Son olarak da QR kodları oluşturma, bu QR kodların içerisine içerik ekleme, elinizdeki bir QR kodu online ortamda okutmaya yarayan bir platformun anlatımını yapacağım ve bu sayede de videomu bitirmiş olacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak MapHub programıyla başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızdan browser'ımızı açıyoruz ve adres kısmına maphub.net yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Karşımıza platformun arayüzü çıkmakta. Yukarı taraftaki pricing kısmına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi karşınıza Public Maps, Unlimited Views, Unlimited Embeds gibi özellikleri kullanabileceğiniz, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir kısım gelmekte. Kayıt olmak için buradaki Sign Up'ı kullanabilir ya da yukarıdaki sağ taraftan Sign Up tuşuna tıklayabilirsiniz. Kayıt olmak oldukça kolay. Bir username belirleyin. E-mailinizi yazın ve password'ünüzü yazın. Daha sonra Sign Up dediğinizde platform sizin e-mailinize bir doğrulama linki göndermekte. O linke tıkladığınız zaman da işlem hemen gerçekleşmekte ve artık sisteme giriş yapabiliyor olacaksınız. Şimdi ben daha önceden kayıt olduğum için login kısmına geliyorum ve buraya kayıt olduğum adresimi yazıyorum ve parolamı da giriyorum. Login dediğim zaman artık sisteme girmiş olmaktayım şu sağ üstte de. Profilinizi dilerseniz buradan da değiştirebilirsiniz. Şimdi burada direkt olarak yeni bir harita yapmak için New Map kısmını kullanabilirsiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz haritalarınız varsa da yine My Maps kısmından haritalarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi biz yeni bir harita yapmak için New Map tuşuna basıyoruz ve karşımıza bizim haritamız çıkıyor. Bu haritayı mouse'unuzun scroll up ve scroll down özelliğiyle büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece büyük şekilde haritalarımızı bu şekilde görebiliyoruz. Yine aynı şekilde sağ üstte bulunan artı ve eksi tuşlarıyla da yine haritamızı büyütebilir ya da küçültebiliriz. Şimdi ben İzmir tarafına yaklaştırıyorum iyice. Şimdi istediğiniz konumu mouse'unuzun sol tuşuna basarak bu şekilde harita üzerinde gezinti yapabilirsiniz. Solda gördüğünüz araçlar haritaya ekleyebileceğiniz araçları göstermekte sizlere. Burada örneğin şuradaki konum işaretine bir defa tıkladım mouse'umla ve Bornova'nın üzerine geldim ve sol tuşla tekrardan tıkladım. Ve gördüğünüz gibi New Item ismiyle yeni bir obje buraya oluştu. Şimdi bu New Item kısmını sağ tarafta bulunan bu ekrandan değiştirebilirsiniz. Örneğin ben Bornova'daki bu konuma bir tiyatro eklemek istiyorum. Ve bunun başlığına da Bornova Tiyatro diyorum örneğin. Bornova Tiyatro ile ilgili yani ilgili olan konumla ilgili herhangi bir tanımlama için Description kısmındaki alana dilediğinizi yazabilirsiniz. Ve aynı şekilde herhangi bir web uzantısını da bu konumla bağdaştırabilir ve daha sonra bu haritayı göstermek istediğiniz kişilere konumla ilgili çeşitli bilgiler verebilirsiniz. Yine aşağıdaki ikon kısmına baktığınız zaman burada belirtmiş olduğunuz ikonu değiştirmeniz mümkün. Örneğin tiyatrodan bahsettiğimiz için şimdi şuradaki tuşa bastım ve gördüğünüz gibi tiyatro sembolümüz buraya geldi. Aynı şekilde bunun rengini değiştirmek için de buradaki color kısmını kullanmanız mümkün. Onu yeşil yapalım örneğin
Ve şimdi dilerseniz bu Bornova Tiyatro ile ilgili bir YouTube videosunu bu konumla ilişkilendirmeye çalışalım. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen ben YouTube'a giriyorum. YouTube konuma geldim. Ben buradan hemenden Bornova Tiyatro diyorum. Bu sadece kafanızda bir şeylerin canlanması için vermiş olduğumuz bir örnek. Mesela şuna tıkladım ve buradan paylaş kısmına tıkladım ve buradaki linkimi kopyalıyorum. Şimdi artık burayla ilgili herhangi bir işim kalmadı. Gelip biraz önce kopyaladığım linki buraya yapıştırıyorum. Dilerseniz bununla ilgili bir resim de ekleyelim. Bunun için Add Image kısmına bir defa tıklıyorum ve buradan ilgili olan resmi yüklemem gerekiyor. Hemenden Google'a giriyorum tekrardan. Buraya Bornova Tiyatro diyorum. Evet, buradan görseller kısmına geldim. Görseller kısmından şöyle güzel bir resim var gibi sanki. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydete tıklıyorum. Ve daha sonra masa üstümde bu resmin konumlanmasını sağlıyorum. Örneğin hemen geldim yine tekrardan MapUp platformuna. Dosya seçtiğim, biraz önce indirmiş olduğum resmi bu şekilde buraya eklemiş oldum. Şimdi gördüğünüz gibi Bornova Tiyatro başlığını verdik. Description yapmadık. Dilerseniz yazabilirsiniz tabii ki buraya. Link olarak bir YouTube videosu verdik ve buna tıkladığım zaman artık biraz önce eklemiş olduğumuz videoyu gittiğini görmekteyiz. Şimdi dilerseniz aynı şekilde sol taraftaki araçları kullanarak başka bir şey daha ekleyelim. Örneğin buradaki şu fotoğraf sembolüne tıklıyorum ve ben örneğin fuarla ilgili İzmir Fuar yazıyorum buraya. Evet, İzmir Fuarı'nın, Enternasyonel Fuarı'nın görselini şuradan alıyorum, sağ tıklıyorum ve resmi farklı kaydet diyorum tekrardan. Buna kolay bulmak adına fuar yazdım. Tekrardan New Map'e geldim, dosya seç diyorum. Bu defa biraz önce indirmiş olduğum fuar JPEG'i tıkladım, aç diyorum. Artık resmimin nereye ekleneceğini belirtmem için haritama biraz daha yaklaşıyorum. Şuradaki fuar alanını Place Image diyerek şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fuar alanı da buraya eklenmiş oldu. Şimdi aynı şekilde dilerseniz başka bir konum ya da birçok konum daha ekleyebilirsiniz. Bununla beraber şuradaki araç yardımıyla buna tıkladığınız zaman, yani merkezden Bornova'ya bir şerit çizerek, bunu da çift tıklayarak bunun bu şekilde gidiş yaptığını gösterebilirsiniz. Aynı şekilde söylediğim gibi buraya örneğin Alsancak, İzmir diyelim, Bornova diyelim. Evet, bir description yapabilirsiniz dilerseniz. Bir link söylediğim gibi yine verebilirsiniz. Add image diyerek bir resim koyabilirsiniz ya da oluşturmuş olduğunuz bu şeridin rengini yine aynı şekilde kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Aradaki uzunluğun ne kadar olduğu bilgisi de zaten haritadan otomatik olarak size verilmekte. Aynı şekilde düz bir çizgi çizebilirsiniz ya da şu şekilde mouse'unuz yardımıyla farklı bir alan da yapabilirsiniz. Sadece son noktada çift tıklayarak artık yeni bir şerit çizmiş oldunuz. Bununla beraber poligonlar çizmeniz de mümkün, gördüğünüz gibi. Aynı mantıkla çift tıkladığınız zaman artık poligon ya da belirli bir alanı da bu şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Bununla beraber bunları silmek için hemenden yukarıdaki çöp sepetine tıklamanız yeterli olacaktır. Biraz önce oluşturmuş olduğumuz şeyi de bu şekilde sildik. Biraz önce yapmış olduğumuz poligonla ilgili de yine gördüğünüz gibi New Item etiketiyle karşımıza bir şey çıktı. Buraya da ilgili alan diyelim. Ve bu ilgili alanla ilgili bir description yapmak istiyorsanız ya da bununla ilgili bir link vermek istiyorsanız buradaki düzenlemeleri yapmanız yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde çizmiş olduğumuz poligonun kilometre karesi yani alanını bu şekilde burada görüntülemiş de oluyorsunuz. Şimdi bütün işlemleri yaptınız. Bu arada yaptığınız işlemlerin kaybolmaması için buradaki Save tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdi bütün işlemleri yaptıktan sonra artık haritamızı son haline getirmek için Save tuşuna bastık. Ve Save tuşuna bastıktan sonra tekrar My Maps kısmına geri dönelim. Şimdi My Maps kısmına geri döndüğünüzde yapmış olduğunuz son harita bu şekilde burada görüntülenmekte. Şayet buna tıklarsanız karşınıza düzenlemiş olduğunuz harita gelecek. Sağ taraftaki işaretleri kullanarak isterseniz
haritadaki ilgili konumlarda çeşitli gezintiler bu şekilde yapabilmektesiniz gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz yapmış olduğunuz haritayı, yani şu platformu kendi web sitenize ya da herhangi başka bir web sitesine bu şekilde gömebilirsiniz. Ya da kendiniz eğer bir HTML kod üreterek de bu haritayı görüntülemeniz mümkün. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Map kısmına geldiğim zaman share kısmı var, paylaş kısmı var. Embed on website ya da link şeklinde bunları kullanabilirsiniz. Şayet link tuşuna tıklanırsa, gördüğünüz gibi şurada size verilen bu linki kullanarak kullanıcıların bu haritayı görüntülemesini ve yapmış olduğunuz değişiklikleri takip etmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde Embed on Website kısmına geldiğinizde size bir kod bloğu verecek. Bunu da ilgili olan web sayfasına ya da HTML uzantılı bir dosyaya eklediğinizde artık yapmış olduğunuz bu harita o dosyada görüntülenmiş olacak. Şimdi dilerseniz kendimiz bir HTML sayfa oluşturalım. Basit bir HTML sayfa ve bu kod bloğunu onun içerisine gömmeye çalışalım. Şimdi bunu yapmak için herhangi bir editörü kullanmanız yeterli. Örneğin ben şimdi buradan kendimin kullandığı TextMate denilen bir editör var. Hemen onu açıyorum. Evet, Enter tuşuna bastım ve sayfam karşıma geldi. Hemen temel HTML kodlarımı buraya yazıyorum. Şu şekilde hemenden kodlarımı oluşturdum. Ve bir tane başlık verelim örneğin. Şuraya da Emre harita uygulaması diyelim. Hemenden bir düz çizgi ekliyorum. Ve şimdi geldim. Şimdi biraz önce sayfamda platformun Embed on Website denilen kısımdan aldım buradaki kod bloğunu ve geldim buraya yapıştırdım. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Harita.html diyelim. Evet, desktopumda ya masaüstümde kalsın. Save diyorum ve artık bunu kapatabilirim. Masaüstündeki şu geliştirici kısmına bakıyorum. Harita.html burada. Bu dosyama çift tıkladığımda biraz önce yapmış olduğum haritanın karşıma bu şekilde geldiğini de görmektesiniz. Şunu biraz daha büyük yapalım. Tabii bu ortalanmamış HTML kodumda da basit bir bunu hemenden ortalayalım dilerseniz. Hemenden şuraya bir center etiketi ekleyelim. Evet, şimdi deneyelim dilerseniz. Enter tuşuna bastım. Evet, şu anda ortalanmış şekilde haritam görüntülenmekte. Bu haritadaki embed kodundaki şu 768 genişliği ve 576 yüksekliğini değiştirerek, örneğin ben bunu şimdi 100-100'de yaparsam artık tam ekran şeklinde görüntülenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi sayfayı karşımda görmekteyim. Biraz önce yapmış olduğumuz değişiklikler bakalım var mı? Bu şekilde de istediğiniz konuma kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Son derece kullanışlı bir platform olduğunu söylemem gerekiyor. İstediğiniz kadar harita yapıp bu tip sayfalarda ya da farklı bir web sayfasında bunu görüntülemeniz ve bunu diğer kullanıcılarla paylaşmanız mümkün olacaktır. Evet, harita programı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kelime öbekleri oluşturabileceğiniz, yani anahtar kelimeler bulabileceğiniz başka bir programdan bahsetmeye çalışalım. Şimdi anlatacağım program, söylediğim gibi elinizde olan düz metinlerden anahtar kelimeler çıkarabileceğiniz ya da kelime grupları çıkarabileceğiniz bir program. Web tabanlı ve kullanımı oldukça kolay olan bir program. Yine browser'ımı açıyorum ve adres çubuğuna bu defa edwardle.net adresini görüyorum. Şimdi edwardle'a girdiğim zaman karşınıza çok basit bir arayüz çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan direkt olarak şu aşağıdaki yapılarda kelime grupları oluşturabilmeniz mümkün olacak. Ancak direkt olarak Create Now derseniz karşınıza gelen bu ekrana metninizi yapıştırmanız yeterli olacak. Şimdi öncelikle bir tane metin buluyorum ben. Bu bildirimden şöyle bir düz metni alıyorum ve buraya yapıştırıyorum örneğin. Ve First Generate a Wordle tuşuna tıkladığım zaman bana bununla ilgili çeşitli kelime gruplarını karşıma getirdi. Şimdi sağ üst taraftaki file kısmından oluşmuş olan bu resmin bir PDF'ini ya da bir resim dosyasını bu şekilde alabilirsiniz. Hemen Save Image diyeyim. Gördüğünüz gibi aşağıya hemen bana bir PNG formatında
dosya açıyor ve bu şekilde bu dosyayı da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ve aynı şekilde file kısmından Save as PDF dediğimde de yine bir PDF dosyasını bana vermekte bu şekilde. Şimdi re-layout derseniz şayet bu size farklı yapılarda bu kelimeleri karşınıza çıkartmakta. Word list denilen kısım önemli. Çünkü burada mesela olarak kelimesi ağırlık olarak bir, en çok geçen bu olduğu için ve zaten en büyük şekilde de görüntülenen o olduğu için olarak kelimesinin ağırlığını gösteriyor. Maalesef eklemiş olduğunuz metinde olarak kelimesinin kaç defa geçtiğini göstermiyor ama bu şekilde bir ağırlık vererek de en çok bu kelimenin geçtiğini görmektesiniz. Daha sonra uygulama kelimesi gördüğünüz gibi biraz daha küçük. Onun da ağırlığı 0.90 olarak görüntülenmekte. Dilerseniz bu tip kelimeler, yani olarak kelimesi sizin aratmak istediğiniz ya da amacınıza uygun değilse buradan delete diyerek yeniden bu şeyi de re-layout diyerek de buradan çıkartabilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir kelime eklemek isterseniz öncelikle örneğin ben buraya şimdi anlamsız olacak ama Emre yazıyorum ve ağırlığını da 1 olarak veriyorum. Edward dediğim zaman en büyük olarak 1'i buraya koymuş oldu. Dilerseniz bunu mouse'unuz yardımıyla tutarak istediğiniz yere de konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi Rewordle dediğinizde tekrardan bu işlemleri gördüğünüz gibi farklı efektlerle gerçekleştiriyor. Cbox dediğiniz zaman kelimelerin kutular içinde farklı şekilde ayrıştırmanızı bu şekilde yardımcı oluyor sizlere. Farklı bir renk bütünü kullanmak isterseniz de bu şekilde buradaki alanı kullanmanız mümkün. Home kısmına geldiğim zaman tekrardan Create Now diyerek yeni bir yazıyı da, yeni bir analizi de gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle daha büyük bir şey alalım dilerseniz. Büyük bir kelime grubu alalım ve bu defa bunu analiz etmesini isteyelim. First Generate Wordle'ı tekrar tıkladım. Bu defa gelen kısımdan bana bu şekilde bir sonuç çıkardı. Bu programda kullanımı ücretsiz olan ve gördüğünüz gibi kullanımı çok rahat olduğundan sizlere bunu da tanıtmak istedim. Evet, anlatacağım üçüncü programda daha çok dosya formatlarını, yani videolarınızı kesmenize, ilgili olan kısmı kesip yeniden yeni bir video oluşturmanıza, videolarınız ve ses dosyalarınız üzerinizde çeşitli ses efektleri ya da dönüştürme işlemleri yapabileceğiniz bir platform. Bu platformun kullanımı da oldukça kolay. Bunu yapmak için de yine browser'ımı açtım. Buraya 123apps.com yazdım. Enter tuşuna bastım ve karşıma artık platformun arayüzü geldi. Şimdi gördüğünüz gibi burada Video Tools altında, yani video araçları altında Trim, Crop, Rotate, Flip gibi ya da Change Resolution gibi farklı değişiklikler yapabileceğiniz alanı görmektesiniz. Yine aynı şekilde Audio Tools'da ses dosyalarınız üzerinde değişiklikler yapabilmenizi olanak sağlıyor. Ve PDF Tools'ta da yine PDF üzerinde Split, Merge ya da Compress gibi çeşitli değişiklikler yapabileceğiniz alanlar karşınıza çıkmakta. Ve Converter kısmında ise Audio Converter, Video Converter, Image Converter gibi bir formattan başka bir formata dönüşüm sağlayabileceğiniz ve bunu online ortamda ücretsiz olabileceğiniz kısım karşınıza çıkmakta. Şimdi ilk olarak Video Tools'a bakalım. Bunlardan herhangi birine tıkladığınız zaman size üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz videoyu yüklemenizi istemekte. Bunun için Open File diyorum. Bu Open File'den ben şimdi herhangi bir video bulayım. Ve karşıma bu videonun arayüzü çıktı. Şimdi ben şuradaki araçları kullanarak bu video üzerinde çeşitli işlemler yapabilirim. Örneğin ben bu videonun belirli noktasına mouse yardımıyla tuttum ve sadece şu kısmın bir video olarak kaydolmasını istiyorum. Şimdi keseceğim alanı şu şekilde yine mouse yardımıyla belirliyorum. Ve bu sayede artık ilgili olan video kısmının sadece bu kısmını kullanmak istediğimi ya da bunun haricinde, bu kısım haricinde bir kalan kısımlarını kullanmak istiyorsanız da şuradaki Trim Cut tuşuna bir defa tıklamanız dahilinde de sadece videonuzda bu alan olmayacak. Yani seçmiş olduğunuz alan olmayacak. Ancak
diğer alanlar olacak demektir. Ben şimdi sadece oluşturmak istediğim video burası olduğu için bunu trim kısmına getirdim. Dilerseniz videonuza rotate özelliği katabilirsiniz. Yani şu şekilde left ve right olarak videonuzun yönünü değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde flip kısmından vertical ya da horizontal olarak, yani ayna görüntüsü olarak da videonuzun yeni halini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Change resolution kısmından şuradan 720p, 480p ya da orijinal kısmında kalarak bir değişiklik de yapmanız mümkün olacak. Videonuzun ses özelliğiyle, yani sesini, videonun sesi kısık olabilir ya da videonun sesi çok yüksek olabilir. Bu noktadan videonuzun sesini açabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi birazcık açmış olalım. Aynı şekilde change speed diyerek videonuzu daha hızlı bir hale getirebilir ya da daha yavaş bir hale de getirebilirsiniz. Bunu da buradan kolaylıkla yapmaktasınız. Yine bir loop özelliği verebilirsiniz. Yani bu videonun bir kere çalıştığında ya da iki defa tekrar etmesini, üç defa tekrar etmesi gibi özellikleri bu şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Videoda herhangi bir titreşim varsa stabilize kısmı birazcık videonuzun daha düzgün görüntülenmesine yardımcı olacaktır. Add image diyerek dilerseniz bir resim ekleyebilirsiniz. Örneğin masa üstünde biraz önce eklemiş olduğumuz resimlerden bir tanesini buraya alalım. Gördüğünüz gibi resmimizi de videonun içerisine eklemiş olduk. Aynı şekilde resim ekliyor gibi buraya bir yazı da eklemeniz mümkün. Bunu da aşağıdaki yazı özelliklerini kullanarak düzenleyebilirsiniz eklemiş olduğunuz yazıyı. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bunu da buradan çıkartıyorum. Şunu şu şekilde kaldırabilirim dilerseniz. Aynı şekilde remove logo denilen kısım, sadece örneğin şurada bir logo var diyelim. Bunu çıkartmanıza olanak sağlayacaktır. Ancak bu aslında çok istenilen bir durum değil. Çünkü yapılan özellikle kurumlar tarafından yapılan logolar, yani bu videonun ona ait olduğunu göstermek için yapıyor. Dolayısıyla bunu çok fazla size tavsiye etmiyorum. Şimdi bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra sağ tarafta Save diye bir alan var gördüğünüz gibi. Onun yanındaki çark işaretine tıkladığınızda file format olarak MKV, MOV ya da otomatik olarak MP4 oluşturmanızı sağlayacak. Şimdi şöyle yapalım. Bu Save tuşuna tıklayalım ve burada encoding kısmında artık videonuzun kesmiş olduğu alanı kadar ve üzerinde yaptığınız değişikliklerle beraber size yeni bir video sağlanmış olacak. Bu işlem bittikten sonra Save tuşuna basarak videonuzun yeni halini şurada indirilmiş şekilde göreceksiniz. Evet, eklemiş olduğumuz videoyu gördüğünüz gibi. Biraz önce sadece belirli bir alanı almıştık, hatırlıyorsanız kesmiştik ve sesini birazcık arttırmıştık. Dolayısıyla videoda yapmış olduğumuz değişiklikler bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Bu sayede basit şekilde, hemen hızlı şekilde videomuzu editlemiş olduk. Şimdi sayfamıza geri dönelim, ana sayfamıza. Söylediğim gibi buradaki video araçlarından buradaki özellikleri kullanarak yeni bir video elde etmeniz mümkün. Audio Tools'a geldiğiniz zaman tıpkı videoda yaptığımız gibi bir MP3 dosyası üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanıza olanak sağlıyor. Yine Audio Cutter kısmından Open File diyorum. Open File'dan .mp3 formatında bir dosya arayalım örneğin. Buradaki MP3 dosyalarından herhangi bir tanesini seçerek şunu aç diyelim. Hemen kolay ulaşabildiğim için bunu seçtim. Şimdi dilerseniz gördüğünüz gibi sesimiz, ses dosyamız bu. Bununla ilgili herhangi bir alanı kesmek istiyorsanız şuradaki aracı ya da buradaki aracı kullanarak ilgili olan kısmın ana dosyadan çıkmasını ya da şuradaki, hatırlıyorsanız, trim ve cut aynı videodaki gibi bu alan haricindeki sesten oluşmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi sadece buranın son ses dosyası olarak kalmasını
tercih ettiğim için bu şekilde yaptım. Yine aynı şekilde sesin yüksekliğini ya da sesin hızını yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Burada sağ tarafa ya da sol tarafa biraz daha ağırlık verebilirsiniz ses efekti olarak ya da equalizer kısmından da buradaki değişiklikleri yaparak yeni oluşturmuş olduğunuz ses dosyanızın özelliklerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra şuradaki kısımdan gelip MP3, M4A, M4R, FLAC ya da WAV formatında bir ses dosyası oluşturmanız mümkün. Şimdi ben Save tuşuna tıklıyorum. Yine Save diyorum ve bana yeni ses dosyamı buraya indirdiğini görmekteyim. Evet, ses dosyalarını da bu şekilde kolaylıkla editleyebiliyorsunuz. Bununla beraber şimdi PDF Tools'a bakalım dilerseniz. PDF Tools'unda da elinizde bir PDF dosya olduğunu varsayın ve örneğin split işlemi yani bölme işlemi yapmak istediğimizi düşünelim. Split tuşuna bastığımız zaman karşıma gelen ekrandan PDF'i seçebilmem için Choose File tuşuna tekrardan basıyorum. Ve ben buradan bu defa .pdf formatında bir dosya aramam gerekiyor. Örneğin buradan ben şimdi bir PDF dosyası bulacağım. Evet, aç diyorum. Ve PDF'imin sayfalarını bu şekilde görmekteyim. Şimdi ben buradan istediğim sayfaları seçtim. İlk 5 sayfayı, onun dışında kalanları istemediğimi varsayarsam şayet bunu Save as Separate PDF diyerek farklı bir PDF olarak kaydetmesini sağlayacağım. Şimdi aşağıdan 1 ile 5 olarak karşıma çıktı. Çünkü bunları işaretledim mouse'um yardımıyla ve Split tuşuna bir defa tıkladım. Processing kilitledikten sonra artık yeni PDF'imi oluşturması gerekiyor. Evet, yeni PDF'iniz oluştu diyor ve download'a tıkladığım zaman da bir dosyayı karşıma çıkardı. Bu aslında çok daha büyük formatta, yani 1 GB'ya yakın bir değerdeydi. Ama 134 MB olarak bu işlemi gerçekleştirdik. Biz şimdi tekrardan PDF Tools'una geri dönelim. Bu defa Split yerine Merge diyelim. Yani birleştirme işlemini yapmaya çalışalım. Bunu da şuradan iptal diyorum. Şimdi Merge işlemini yani iki farklı PDF'i birleştirmek için yine Choose File kısmına geliyorum. Ve birleştirmek istediğim ilk PDF dokümanımı buradan seçmem gerekiyor. PDF'imi bu şekilde açtım. Şimdi buradaki PDF ile ki bu 21 sayfadan oluşuyor. Yeni bir PDF ile birleştirmek için bu defa şuradaki Add Files tuşuna bir defa tıklıyorum. Ve bu defa kitap 2'yi seçtim. Ve aç diyorum. Şimdi buradan Merge dersem şayet bunu tabi istediğiniz sayıda PDF dokümanı ile birleştirmeniz mümkün. Örneğin buradaki kitap 3'ü de seçelim. Evet, ama tabii ki bu belli noktalardan sonra size izin vermemeye başlayacaktır. Çünkü bu ücretsiz bir yazılım olduğu için size bir takım problemler çıkartabilir. Yine Merge diyorum. Evet, işlemimiz şu anda bitti. Ve artık PDF'iniz oluşturulmuş diyor. Yine download diyerek bu işlemi size 303 MB olarak sunmakta. Yine aynı şekilde bu defa Converters kısmına gelelim dilerseniz. Converters kısmında dilerseniz ses dosyalarını yani belirli bir formattaki MP3 formatından WAV formatına ya da video dosyalarınızdaki MP4 formatından MPEG formatına dönüştürmek gibi işlemleri yapmanız mümkün. Video Converter'a tıkladığınız zaman yine karşınıza böyle bir alan çıkmakta. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğunuz herhangi bir formatı Open File diyerek buradan seçmeniz ve daha sonra aşağıdaki ilgili format yani dönüştürmek istediğiniz formatı seçtikten sonra da dilerseniz Resolution kısmından yeni bir boyutla convert etmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı bir alan. Video formatları olduğu gibi yine ses dosyalarını da eklemiş olduğunuz ses dosyanızın formatından buradaki herhangi bir formata dönüştürmeniz mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlı bir platform. Hızlı şekilde işlemleri yapabileceğiniz çeşitli videoları ya da ses dosyalarını ya da PDF dosyalarınızı yeni hallerine getirebileceğiniz bir platform. Son olarak anlatacağım konu QR kodlar oluşturmakla ilgili. QR kod oluşturmanın temel mantığı aslında çok uzun ya da herhangi bir içeriği mobil cihazlarla ya da bilgisayar üzerinden okuttuğunuz zaman ilgili olan içeriği karşınıza getiren ve bunu sağlayan bir teknolojinin olması.
Şimdi bunu yapmak için tekrardan browser'ımı açıyorum. The QR code generator nokta koma girdiğinizde karşınıza platformun arayüzü gelecek. Bu da son derece kullanımı kolay olan bir platform. Burada dilerseniz free text örneğin. Şimdi ben buraya Emre Karagöz yazdım. Şimdi artık bu QR kodu okuttuğunuzda karşısına kullanıcının Emre Karagöz çıkacaktır. Ancak biz daha çok bu tip QR kodlarla bir web URL'si ya da daha farklı yapıların görüntülenmesini isteyebiliriz. Bununla beraber kontak, iletişim bilgileriniz, telefon ya da SMS gibi kısımlar bu QR kodu okuttuğunuz zaman da karşınıza gelebilir. Şimdi ben URL kısmına geliyorum. URL kısmına herhangi bir QR kod içeriği belirleyelim. Örneğin tekrardan YouTube'a giriyorum ben. Gezegenler diyelim. Gezegenlerden herhangi bir videoyu bu QR kod karşısında okutmamızı istiyoruz. Evren ve Gezegenler belgeselini tıkladım. Her 1.23 saniyede yeni bir kullanıcının... Bunu durduruyorum, paylaş diyorum ve şuradaki linki alıyorum. QR kod generator'a geldim, buraya tıkladım. Şimdi artık save dediğimde, örneğin buraya gezegenler diyelim. Format olarak size PNG, SVG ya da EPS formatında bu QR kodu sunmakta. Şimdi ben save tuşuna bastım ve bana bu QR kodu artık oluşturmuş oldu. Şimdi bu QR kodu mobil cihazlarınızla ya da söylediğim gibi web platformundaki herhangi bir kamerayı okuttuğunuzda bizim eklemiş olduğumuz, şu linkte eklemiş olduğumuz gezegenler videomuz YouTube üzerinden gösterilmiş olacak. Bu son derece kullanışlı olan bir yazılım. Gördüğünüz gibi oluşturulması da oldukça kolay. Online derslerde ya da yüz yüze derslerinizde bu tip QR kodları kullanarak farklı farklı içerikleri, bir quiz olabilir, bir soru olabilir. Örneğin bir projeksiyona bu QR kodu yansıttığınızda çocukların mobil cihazlarla bu QR kodu okutmasıyla anketlere katabilirsiniz onları kendi mobil cihazlarında ya da bu içeriklerle eşleştirilmiş olan, bu QR kodla eşleştirilmiş olan içerikleri göstererek farklı farklı derslerinizi daha interaktif hale getirebilirsiniz. Bununla beraber burası QR kod oluşturma ve eşleştirme ekranı. Aynı şekilde bu adresten başka webqr.com adresine girerseniz de elinizde var olan QR kodları cihazınızın kamerasına gösterdiğiniz takdirde size aynı şekilde bu işlemleri yapabilmenizi, yani elinizde bir mobil cihazınız, yani QR kod okuyacak bir mobil cihaz olmadığını varsayın. Ama elinizde bir QR kod var ve bu QR kodu bilgisayarınızdaki kameraya okuttuğunuzda o QR kodun eşleşmiş olduğu içeriği görüntülemenizi olanak sağlayan bir platform. Bunu da sizlere göstermek istedim. Buradaki izin ver tuşuna basarak kameranızı aktif hale getiriyorsunuz ve sonrasında QR kodu göstererek artık QR kodun eşleşmiş olduğu içeriğe ulaşmış oluyorsunuz. Benim temel olarak sizlere anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Bundan sonraki videolarda farklı farklı programları yine size tanıtmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.